Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu berilyumla ilgili soru da yine aynı yıl sorulan iş yeri kimya sınav sorusu. Bir nükleer santralde 30 yıldan beri çalışan 58 yaşındaki erkek işçi öksürük, nefes darlığı yanı sıra gözlerde ödem, yanma, deride kaşıntı şikayetleriyle başvurduğu iş yeri hekimi tarafından en yakın devlet hastanesinin göğüs hastalıkları polikliniğine sevk edilmiş. Hastanın burada çekilen akciğer grafisinde hilal lenf bezlerinde büyüme, sarkoidoza benzeyen granulomatoz görünüm, ayrıca hastada korneal ulcerasyon ve kronik dermatit olduğu saptanmış. Arkadaşlar, berilyumla ilgili bütün şimdiye kadar sordukları sorularda hep sarkoidoza benzeyen granulomatoz akciğer hastalığı, hilal lenfadenopati bu. O lütfen bu soru çıkarsa şey yapmayın, gözden kaçırmayın. Çok kolay bir soru olarak. Yani tipik özelliklerini bildiğiniz takdirde çok kolay yapabileceğiniz bir soru. Bir de şeyde neredeydi? En son sınav bulabilirsem. Silikozisle ilgili bu hilal lenf bezlerinde şey yaptığım yumurta kabuğu kalsifikasyonu yaptığı özellikle belirterek sorusu sorulmuş. Bulabilirsem onu göstermek isterim. Pnömokonyoz diyebilmemiz için en az kaç yıl çalışmış olma zorunluluğu var diye çıktı soru. 3 yıl en az çalışmış olma zorunluluğu. Ondan sonra şeyle ilgili neredeydi? Nerede yaptık etkilerle ilgili? Yok, bulamadım. Şurada. Yukarıdakilerden hangileri iş yerinde maruz kalınan etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan solunumla ilgili etkilerdendir? Alerjik etki, fibrotik etki, karsinojenik etki. Hepsi söz konusu akciğer hastalıklarında arkadaşlar, biliyorsunuz. Bisinozisle ilgili yine soru. Mesleki solunum sistemi hastalığı olan bisinozisle ilgili özellikle uzun süreden beri hayvancılık yapan çalışanlarda görülür. Tanısında meslek öyküsü ve solunum fonksiyon testleri önem taşır. Bisinozis hastalarının karakteristik şikayetleri çoğunlukla işe başladıktan birkaç saat sonra gelişen nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissidir. Bu da şeyde vaka sunumu yapmıştım hatırlarsanız, ondaki hastalıkta da gördüğünüz gibi. Pamuk bitkisel bir durum, hayvancılıkla ilgisi yok. Birinci şık eledik. 2 ve 3 doğru arkadaşlar, özellikle belirti zaman ilişkisi açısından. Bu silikozis sorusu burada yok mu acaba? Onda da işte yine özelliklerini vermiş. Yumurta kabuğu kalsifikasyon olan, işte yuvarlak nodüler yuvarlak lezyonları olan hastalık şeklinde sormuştu şeyi. Neydi? Silikozisi. Sorularla pekiştirirsek akılda daha çok kılıcı olur diye düşündüğüm için arkadaşlar sorularla şey yapıyorum, dönüp dönüp göstermeye çalışıyorum. Çünkü direkt söyleyip geçersem belki akılda kalmaz ama bu şekilde kalabilir diye. Hani ne tarzda ne şekilde sorular sormuşlar diye. Toksik inhalanlarla ilgili de zararlı gaz, duman, buharlara yüksek konsantrasyonda kısa süreli maruziyetlerle oluşan üst solunum yolu iritasyonu, bronkospazm, laringospazm, pnömoni, kimyasal pnömoni diyoruz biliyorsunuz, pulmoner ödem, erişkin respiratuar distres sendromu, fame fever, duman ateşi dediğimiz tablo, bronşiolitis obliterans, reaktif hava yolu disfonksiyon sendromu, bronşel astım, koal fibrozis ve SEA'ya kadar ilerleyen tablolar. Bunlarla ilgili arkadaşlar özellikle size bu metal duman ateşiyle ilgili inhalasyon ateşi sınav karşınıza çıkabilir. Metallerden çinko, bakır, manyezyum metal duman ateşi, teflon pirolüz ürünleri polimer duman ateşi, kontaminasyon emlendirici ateşi,
küflü depolama organik toz toksik sendromu, pamuk jüt kendir tozu değirmen ateşi, tahıl tozu tahıl ateşi gibi isimlendirmeleri var inhalasyon ateşinde. İnhalasyon ateşi nasıl bir tablo? Bu kaynakçılıkta falan bu duman, metal duman ateşine maruz kalabiliyor insanlar. Maruziyet 3 ila 10 saat sonra başlıyor. Ateşe ek olarak titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, öksürük, göğüste sıkıntı görülüyor. Akciğerde raller duyulabilir belki. Akciğer grafisi SFT normal. Difüzyon, karbonmonoksit difüzyon kapasitesinde azalma olabilir. 18 saatte semptomlar zirveye çıkıp 1-2 günde iyileşiyor. Neyse ki bronşiyel astımdan bahsetmiştim yine. Kronik obstrüktif akciğer hastalığından da yine bahsetmiştim şeyde vaka sunumumuzda. Hipersansitif de pnömoni ile bir tane vakamız var. Ondan da bahsedeceğiz. Ekstrensek alerjik alveolit ya da çiftçi akciğeri dediğimiz tablo. Akut gelişebilir, kronik gelişebilir. Akut da 24-48 saat. Kronik de 1-2 saat, pardon 1-2 ay içerisinde gerçekleşmesi. Tekrarlayan antijenik kümes tozları, buğday amparındaki aktinomiçes küfleri gibi maddelerin inhalasyonu ile duyarlı kişilerde, alveollerde ve interstiyel aralıktaki inflamatuar granulomatoz reaksiyonla karakterize bir hastalık. Bununla ilgili de arkadaşlar işte küflü saman çiftçi akciğeri, küflü tahıl tahıl işçisi akciğeri, termofilik aktinomiçeslerle oluşan işte küflü tahılda termofilik aktinomiçes vulgaris, sıcak su rezervuarında termofilik aktinomiçeslerle oluşan nemlendirici ateşi, şu da sınav sorusuydu arkadaşlar, bayağı detaylı bir sınav sorusu. Bacillus subtilis deterjan işçilerinde deterjan işçisi akciğeri, küflü malt işçisi akciğeri, küflü peynir işçisi akciğeri, küflü mantar tozu suberozis, kuş çıktısı tüyü kuş besleyicilerin akciğeri gibi. Bu toluen izosiyanat boya kaplama ve poliüran işlerinde izosiyanat akciğerine sebep olması. Sınavda şey demiş, Bacillus subtilis izosiyanat akciğerine sebep olur demiş. Böyle bir soru sormuş. Bacillus subtilis deterjanla ilişkili deterjan işçisi akciğerine sebep oluyor. İzosiyanat akciğerine sebep olan boya, kaplama, poliüran, toluen, diizosiyanat şeklinde antijen etkisiyle oluşan akciğer hastalığı. Gördüğünüz gibi kimisi organik, kimisi inorganik maddelerle alakalı. Hipersansitif pnömonisinde özellikle bronkalveoler lavajda lenfositoz varlığı, akciğer biyopsisi yapıldıysa eozinofilik alerjik alveolitle uyumlu şeyler buldular, görülebiliyor. Detayları anlatılacak arkadaşlar. Ben sadece isimlendirme olarak size bilgi vermek istedim. Ağır metal hastalığı ile ilgili size sunum yapmış mıydım? Yapmadım galiba. Onunla ilgili vakamız var. İşte tungsten, karbidin, kobalt gibi maddelerle oluşuyor. Titanyum, tantalyum, kromidyum, molibdenyum, nikel eklenmiş şeyler, maddeler. Ağır metal hastalığına denilen interstisyel akciğer hastalığı ve mesleksel astım riski altındalar. Bunlarda dev hücreli histiyositler, dev histiyosit bronkalveoler lavajda görülmesi tipik özelliğinden. Sonuç olarak mesleki akciğer hastalıkları hava yolları ve parenkimi tutan tüm hastalıklarla benzer klinik özellikler verir. Daha önce bir hastalığı olmayan sağlıklı genç bir kişi de hayatı tehdit edici tablo oluşturabilir. Öncelikle temel akciğer patolojisinin tanısı konmalı. Hastalığın belli bir meslekle ilişkili olabileceği unutulmamalı. Mesleki anamnezi iyi alınmalı. Silikozisin önlenmesi bakımından aşağıdaki yöntemlerden koruyucu gücü en düşük olan hangisidir diye sormuş. Yılda bir akciğer filmi çektirmek sadece erken tanıya götürür bizi arkadaşlar. Koruyucu gücü diğerlerine göre çok çok düşük olan bir durum. Diğerleri direkt hastalıktan korumaya yönelik. Boşaltıcı vakum, toz maskesi, ıslak yöntem gibi. Toza bağlı akciğer hastalıklarında riskli toz büyüklüğünü sormuş. 0,1 ila 5 demiştim ben. Burada 1-5 olarak çıkmış. 3 ila 10 milimetre boyutunda irregular opasite hangi sembolle belirtilir demiş. U opasite neydi arkadaşlar? S, T ve U'ydu. S 0 ila 1,5, T 1,5-3, U 3-10 arası olan irregular opasiteler.
Aşağıdakilerden hangisi asbest maruziyeti için tipik değildir? Asbest için ne demiştik? Akciğerlerin alt solunumlarında irregüler görünümler demiştik. Burada üst segmentlerde demiş. Pleural efüzyon, fibrozis ve pleural kalınlaşma zaten görülüyor. Ülkemizle ilgili mevzuat kapsamında yer alan meslek hastalıkları listesinde meslek hastalıkları 5 grupta toplanmış. Hangisi bu gruplardan biri değil? Mesleki kanserler bu gruptan biri değil arkadaşlar. İLO'nun sınıflamasına yer alıyor demiştik. Uza bağlı akciğer hastalıkları ile ilgili hangisi yanlıştır? Akciğer hastalığı meydana gelmesi için 10 ila 20 mikron büyüklükteki tozların en tehlikeli olanı demişti. Oysa 0,1 ila 5 diye bahsetmiştik az önce. Şu diğerleri normal. Silikozisteki opasiteler yuvarlak, doğru. Asbestte fibrotik görüntüler daha çok bazal segmentte olur, doğru. Pazartesi sabahları işe başladıktan sonra meydana gelen nefes darlığı da pazartesi hastalığı dediğimiz organik toz hastalığı olan bir sinüs için doğru. Pnömokonyoz oldularını evrelendirme için hangi yöntem? Evrelendirmede de tanıda da arkadaşlar radyolojik inceleme esas. Yine pazartesi sabahları işe başladıktan sonra nefes darlığı ile ilgili bir sinüzitis ya da pamuk işçisi akciğeri şeklinde soru. Aşağıdaki mesleki akciğer hastalıklarından hangisi organik toz maruziyetine bağlı değildir? Bisinozis, çiftçi akciğeri, kuş besleyicilerinin akciğeri hepsi organik. Silo doldurucularının hastalığı inorganik arkadaşlar. Mesleki solunum sistemi hastalıkları arasında hangisi inorganik değildir de yine defalarca sorulduğu gibi pamuk tozu. Bunu en son sınavda da ketten şeklinde sormuşlar. Asbestle ilgili doğru olmayan hangisi? Radyolojide yuvarlak opasiteler, radyolojik görüntülerinin irregüler olduğu, tipik görünümünün T opasiteler olduğu, akciğer kanserine sebep olduğu, pleural kalsifikasyon yaptığı ve alt segmentlerde fibrotik görünümler yaptığından bahsetmiştik. Aynı zamanda mezoteliomaya da sebep oluyor. Larynx kanseri, akciğer kanseri, gastrointestinal sistem kanseri ve over kanseri dediğimiz yumurtalık kanserine de sebep oluyor. Pnömokonyoz tanısında en yararlı laboratuvar yöntemi radyoloji. İşte ilgili hastalıkları anlatınca soralım bunun sorularını. Ankilostomiyozis, silikozis, cilt kanseri yukarıdaki hastalıklardan hangileri madencilik sektöründe çalışanlarda daha fazla görülmesi beklenir? Arkadaşlar madencilikle ilgili biliyorsunuz toz toprak sonuçta silikozisle ilişkili. Ankilostomiyozis de helmintler grubunda D1 grubunda yer alan ve yeraltı maden işçilerinde görülen parazit enfeksiyonu cevabımız 1 ve 2. Cilt kanseri açık alanda çalışma olmadığı için beklenmiyor. Akciğerde hastalığa neden olabilecek tozların alveollere ulaşabilmesi için gerekli büyüklüğün üst sınırı ne demiştik arkadaşlar? 10 mikron sınır, 10 mikronun üstündekiler akciğere giremiyor demiştik. Yine organik toza bağlı olanı sormuş. Burada da keten demiş. Pamuk diyordu her zaman, bu sefer keten demiş. Pamuk tozu ile etkilenim sonucu oluşan bir sinozisin evrelemesine göre akciğer hastalığı tablosu hangi evrede ortaya çıkıyor? Kronik akciğer hastalığı evre 3'te. Tozla mücadele bu soruyu sormuş muydun? Yok. Pnömokonyoz tanı şemasına göre pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenesinde iş yeri ortamında toza maruziyet öyküsü olan, semptom ve bulguları olan, akciğer grafisi şüpheli olan, solunum fonksiyon testi negatif olan kişi. Akciğer grafisinde şüpheli lezyon görürsek ne yapacaktık arkadaşlar? Meslek hastalığı tanısı koymayı yetkili hastanelere sevk edecektik. Mesleki kanserlerle ilgili de arkadaşlar Uluslararası Kanser Ajansı'nın yaptığı gruplamada grup 1, grup 2A, grup 2B, grup 3 ve grup 4 olarak yapılmış. Grup 1'de kesin kanserojen etkililer. Grup 2'de muhtemel kanserojen etkili, probably. Şüpheli 2B'de şüpheli, possibly.
Grup 3'te, grup 1 ve 2'de yer almayanlar, grup 4'te de muhtemelen kanserojen olmayan maddeler şeklinde. Sınavda arkadaşlar şey sorulmuştu. Grup 3A diye bir şık vardı arkadaşlar. Karaciğer kanserine sebep olanlar arsenik, hepatit B, C, vinil klorit. Vinil kloritin anjiyosarkom yaptığı ile ilgili sanki bir vaka sunumu yapmış mıydım size? Yapmış mıyım arkadaşlar? Yok, yapmamışım. Onunla ilgili bir vakamız var. Arsenik de sorulmuştu yine karaciğer kanser açısından. Arsenik de zaten gastrointestinal sistemde, karaciğerde, ciltte, akciğerde kanser yapan etkenlerden biri. Kolorektal tümörlerde akrinonitril, mineral bazlı metal işleme sıvıları, iyonize radyasyon, lösemi için benzen iyonize radyasyon, kemik ve tiroid için iyonize radyasyonu sayabiliriz. Akciğer kanserine sebep olanlar açısından arsenik, asbest, benzpiren, berilyum, kadmiyum, krom, kömür katranı ve zifleri, dizel egzoz dumanları, iyonize radyasyon, mineral yağlar, nikel ve bileşikleri, radon, silika, krom, güçlü organik asit dumanları, talk içeren asbest benzeri lifler, burun boşluğu ve paranazal sinüs tümörlerine krom 6, nikel oksit, formaldehit, ağaç tozu, sülfürik asit dumanı ve kaynak dumanı. Akciğerle ilgili arkadaşlar radonu sordular. Tabii asbest olsun, işte arsenik olsun, ondan sonra silikozis olsun. Tabii bunlar da meslekle ilişkili olarak da sorulabiliyor. Burun boşluğu ile ilgili nikel oksiti sordular arkadaşlar. Krom 6'yı sordular. Bu marangoz, mobilyacı, kerestecilerle alakalı ağaç tozu aklınıza gelsin. Farenks ve nazofarenks için formaldehit. Larynx için mineral yağlar, nikel, asbest, iyonize radyasyon, güçlü organik asit dumanları, sülfürik asit gibi. Mezotelioma için asbest, eriyonit, talk içeren asbest benzeri lifler. Cilt kanserini de soruyorlar. Arsenik, kömür katranı ve zifleri, mineral yağlar, petrol türevi yağlar, polikistik aromatik hidrokarbonlar, güneş radyasyonu, krom iyonize radyasyon. Melanom için solar radyasyon. Mesane kanseri için aromatik aminler, benzidin, benzopiren, kömür katranı ve zifleri, dizel egzoz dumanları, mineral yağlar, polikistik aromatik hidrokarbonlar. Böbrek kanserine triklorotilan, bu da bir sınav sorusuydu. Mesaneyi defalarca sordular zaten, çok severler. Gastrointestinal sistem için asbest kanserojen olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki etkenlerden hangisinin burun boşluğu veya sinüslerde kanser oluşumuna yol açtığı gösterilmiştir diye nikeli bu şekilde sordular. Mesleki cilt hastalıkları B grubunda yer alıyordu. Birinci grup mesleki deri kanserleri ve prekanserozleri hastalıkları. İkinci grubunda mesleki deri kanseri dışındaki kanserleşmeyen deri hastalıkları vardı. B grubunda yer alıyordu. %25-35'ini oluşturuyordu. Mesleki deri hastalıklarının %90'ı kontak dermatit, %80'i iritan, %20'si alerjik. Her ikisi de vardı arkadaşlar sınavlardan birinde. En sık rastlanan lokalizasyon ise el. Risk faktörleri atopik dermatit, deri kuruluğu, kötü hijyen, aşırı yıkanma, çevresel faktörler, aşırı terleme, dizidroz gibi ellerin su kabarcıkları ile seyreden nedeni bilinmeyen mevsimsel egzamaları. İritan maddeler, deterjan, su, sabun, şampuan, formaldehit, bakım ürünleri, dezenfektanlar olabilir. Alerjan maddeler, çimento, epoksi reçineleri, lastik kimyasalları, fenilhidramin, formaldehit, glutaraldehit olabilir. Bu meslek egzaması için değerlendirmede tanı kriterleri var, Matias kriterleri diye. Klinik bulgu gerçekten kontak dermatit mi? İş yerinde temas eden maddeler buradakiler gibi iritan ve alerjan madde mi? Anatomik yerleşim yaptığı işle ilişkili mi? Geçici temaslarla mı ortaya çıkıyor? Meslek dışı faktörler araştırıldı mı? Yani evinde yaptığı başka işler ya da başka ikinci bir iş yapıyor mu diye. İş ortamından uzaklaşınca dermatitte düzelme var mı?
Patch ve provokatif test ile muhtemel alerjen saptandı mı şeklinde. Bunlar daha çok alerji kontak dermatit için tanısını koyduracaktır. Ben herhalde cilt hastalıklarını anlatmıştım değil mi siz arkadaşlar? Vardı vakalarımız. Evet. Ve iritan kontak dermatit ve alerjen kontak dermatit ile ilgili vakaları anlatmışız. Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak mesleksel dermatoz kısmında kullanılan MATIAS kriterlerinden değildir? Klinik görünümün uygun oluşu, çalışma ortamında dermatoza yol açabilecek etken bulunması, temas bölgesinde aşırı duyarlılık reaksiyonu, dermatozun yeri ve mesleksel maruziyetin uyumu, dermatoz ve maruz kalım arasındaki zamansal ilişki. Bu şeyler de yok, kriterler de yok arkadaşlar. Cevap bu şekilde. Kas iskelet sistemi hastalıklarıyla ilgili de arkadaşlar size ben karpal tünel sendromunu anlatmış mıydım? Yok, bugün anlatacağız. Başka kas eklem hastalıklarından bugün bahsedeceğim. Şurada kısaca bir değinmek istiyorum şekillerle. Karpal tünel sendromu gördüğünüz gibi bilek bölgesinde median sinirin sıkışmasıyla median sinirin uyardığı birinci, ikinci, üçüncü parmak ve dördüncü parmağın dış tarafında bu maviyle gösterilen alanda hissizlik, keçeleşme ve bir süre sonra kaslarda güçsüzlükle ortaya çıkan bir tablo. Buna sebep olan tekrarlayan el bileğinin öne, arkaya, sağa, sola dönmesi, çevrilmesi, parlatma, cilalama, bileleme işleri. Yön tünel sendromu ise tam şeyin karpal tünelin tersi yan taraf. Ulnar sinirin sıkışması ile ilgili daha çok bu elin hipotenar bölgesine baskı yapılan işlerde küçük parmak ve yüzük parmağının iç tarafında görülen maviyle gözüken alanda duyarsızlık. De Quervain hastalığında da el bileğini vurarak işte vida çevirme işlerinde devamlı eli vurarak yapılan hareketlerde bu baş parmağına giden ekstansör ve abduksiyonu sağlayan kasların tendonlarının zedelenmesi ve bu tendonlardaki ağrı yüzünden o baş parmak hareketlerinin ağrılı olması ile ilgili bir hastalık. Kritik parmakta el ayasının aşırı gerilmesine sebep olan işlerde bu distal falanksların parmak ucundaki distal falankslar bükülü kalıyor ve el gergin kalıyor. Bu işlerle ilgili hastalıklar, şeylerde ortaya çıkan hastalıklar, işlemlerle yapılan iş yerlerinde. Bunda da bu tendonların kesilmesi gerekebiliyor. Bu tendon üzerinde de nodüller oluşuyor, pley nodülleri diye. Raynaud sendromunu çok sever sorarlar. Beyaz parmakta ölü parmak sendromu dediğimiz titreşimli el aletleri kullanımında yine bunu ben size sunmuştum. Raynaud sendromunu anlatmıştık vakalarda. Parmaklara giden kan akımının bozulmasıyla parmaklarda beyazlaşma, soğuğa karşı da duyarlılık var. Tenisçi dirseği şeyde epikondilit ya da lateral epikondilit dediğimiz yine madencilerde aynı tenis raketi kullanır gibi hareketlerde lateral epikondile yapışan ön kolun ekstansör kaslarının yapıştığı yerde oluşan inflamasyon ve ağrı ön kolun dış tarafında ekstansör kaslarda hissedilen ağrı. Dövüşçü dirseğinde ise medial epikondile yapışan ön kolun fleksör kasları ile ilgili. O yüzden iç bölgede ve dirseğin iç bölgesinde ağrı hissedilmesi şeklinde. Rotator kaf bölgesinde yapışan kasların omuz üstünden yapılan hareketlerle meydana gelen inflamasyonu ve ağrısıyla karakterize bir tablo. Bir de kübital tünel sendromu var. Kübital tünel sendromunda da arkadaşlar ulnar sinir bu yönde olduğu gibi omuzdan gelirken medial epikondilin önünden yüzeye çıkarak geliyor. Bu fazla bükme ile ilgili hareketlerde ya da siz de bir yere çarptığınızda o bölgede medial tarafta ulnar sinirin zedelenmesiyle uyuşma küçük parmağa kadar ön koldan yayılan uyuşmalar olabiliyor. Buna kübital tünel sendromu diyoruz. Bununla ilgili soru da bursit
gitti arkadaşlar. Genelde şeylerde, madencilerde uzun süre diz çökmeye bağlı meydana geliyor. Bununla ilgili vaka sunumumuzda vardı ya da sunacağız. Bunları tabii vaka sunumlarıyla öğrenmesi daha kolay oluyor arkadaşlar. Burada mesleki cilt hastalıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. D şıkkında titreşimli cihaz kullananların özellikle her parmaklarında renk ve duyu artışı görülür demiş. Yani cilt hastalığı olmayan titreşimli alet kullanımına bağlı bu kas iskelet sistemi hastalığı olarak kabul ettiğimiz Raynaud sendromunu buraya koymuş. Ayrıca parmaklarda renk ve duyu artışı olur demiş. Tam tersi renk beyazlaşır ve duyu azalır. Diğerleri kontak dermatitte en yaygın görülen meslek hastalığı, cilt hastalıklarından doğru. Atopi sıklıkla bir kofaktör, ıslak çimento ciddi cilt yanıklarına sebep olabilir. Formaldehit ve dikromat temas sonucu alerjik reaksiyon oluşturan başlıca etkenlerdendir. Bu alerjik maddeleri sayarken zaten şeyden bahsetmiştim, formaldehit. Burada demir yolu çalışanları, kamyon şoförleri gibi dizel motoruna, egzozuna maruz kalanlarda hangi kanser türü daha çok görülür diye soru gelmiş. Dizel motoru, egzoz dediğimiz şey asbestle ilgiliydi arkadaşlar. Akciğer tümörüne sebep oluyor biliyorsunuz. Burada şistozoma hematobiyum çıktı o sınavda. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından yapılan sınıflamaya göre grup 1'de yer alan mesane kanseri nedenlerinden diyerekten ekstrem bir soru olarak çıktı arkadaşlar. Bununla ilgili şöyle. Bu şekilde anlatınca aklınızda daha kalıcı oluyor mu arkadaşlar? Daldan dala mı geçiyor gibi mi oluyor? Ben daha faydalı olsun diye hani konuyla ilgili detaylandırarak soru üzerinden ilerleyince sanki daha iyi oluyormuş gibi geliyor bana. Şistozomiyazis, bilariyazis olarak bilinen yağsız solucanların neden olduğu paraziter bir hastalık. İnsanlara şistozomları taşıyan tatlı su salyangozlarının belli türlerinin yaşadığı sularla temas sonucu bulaşıyor. Ve bu şistozoma hematobiyum yumurtaları tipik olarak idrar yoluna yerleşiyor. İdrar yaparken ağrı, yanma, idrarda kanamaya sebep oluyor. Ayrıca mesane kanseri riskinde de artışla ilişkili olduğu düşünülmüş. Bu şekilde şistozom soruldu. Detaylı bir soruydu bence. Bunları konuştuk. Mesleki cilt hastalıklarını konuştuk. Bunu söyledik. Kanseri şistozomu söyledik. Ha, kübital tünel sendromu burada çıktı. Arkadaşlar, işe bağlı gelişebilen kas iskelet sistemi hastalıklarından ulnar nöropati, kübital tünel sendromu ile ilgili hangisi yanlıştır? El kaslarında atrofi ilerlemiş olgularda pençe el deformitesi görülebilir. Elde birinci ikinci parmak parestezi demiş. Oysa birinci ikinci parmaklar biliyorsunuz şey, karpal tünel sendromu ile ilgili. Kübital tünel sendromu ulnar sinirle ilgili olduğu için dördüncü ve beşinci parmaklarla ilgili. O yüzden B yanlış. Dirseğin devamlı olarak bir yere yaslanarak çalışanlarda sık görülür. Çünkü dirsekte ulnar sinirin sıkışmasıyla ilgili demiştik. Montaj hattı çalışanlarında bilgisayar operatörlerinde, dikiş makinesi operatörlerinde daha sık görülebilir. Dirsekleri bükerek çalıştıkları için. Dirsekte tekrarlayıcı fleksiyon ve ekstansiyon hareketi yapanlarda sık görülmesi doğru. El kaslarındaki atrofi özellikle ulnar sinirin uyarması ile ilgili pençe ile deformitesinin görülebilirliği de beklenebiliyor. Şey dedi,
neydi? Tetik parmakta da görülebiliyor ama tam pençeli gibi değil ondaki. Sadece şu şekilde hafif büküllü kalıyor ve el ayası gergin kalıyor. Bunu berilyumu sormuştuk. Mayıs ayı sınavında sorulan yine şey, beyaz parmak ya da Raynaud sendromu ile ilgili hangisinin varlığında artar demiş. Soğuk varlığında arttığından bahsetmiş. Aşağıdaki kanser türü kanserojen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye çıktı. Burun boşluğu kanserine kurum altının sebep olduğundan bahsettik. Böbrek kanserine triklorettilenden bahsettik. Akciğer kanserine radondan bahsettik. Karaciğer anjiyosarkomunda vinil klorürden bahsettik. Hatta vakasını konuşacağımızı söyledik. Mesane ile kızılötesinin ilişkisi yok arkadaşlar. Burada da karpal tünel sendromu sorusu. İş yerinde sürekli bilgisayar kullanan bir büro çalışanı el bileği ve çevresinde ağrı, uyuşukluk, hissizlik, paresizlik, kuvvetsizlik şikayetleriyle başvuruyor. Muayenede ilk üç parmak, birinci, ikinci, üçüncü, üç parmak ve dördüncü parmağın radyal kısmı, dış tarafı hangi hastalık diye karpal tüneli sormuş. O mavi ile gösterdiğim alanları hatırlarsınız. Bu beyaz parmak sorusu yine aynı soru burada çıkmış soğuk ilgili. Gürültüyle ilgili bu konunun ilk başında söylediğim gürültülü işte en az 2 yıl çalışmış olmak şartı. Gürültülü şiddeti sürekli 85 desibelin üzerinde olan işte 30 gün çalışmış olma şartı. Bunlar gürültü için meslek hastalığı sayılmak için gerekli. Yaşadığı konut çevresel gürültüye maruz olması gerekli değil. Çünkü iş ortamı ile ilgili değil arkadaşlar. O yüzden 1 ve 3 doğru. Bunlardan psikolojide bahsedeceğiz. ...2021 Aralık'ta neler varmış? Aşağıdaki etken meslek hastalığı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye çıktı. Pamuk tozu bisinozis demiştik arkadaşlar. Alüminyum bagaz sozisiyle alakası yok. Bagaz sozisi şeker kamışı demiştik. Demir tozu siderozis doğru. Çinko metal duman ateşi yapıyor. Kaynakçılarda görülüyor diyor. Özellikle şeyde inhalasyon ateşi konusunu anlatmıştım. Termofilik aktinomi çestlerden de bahsetmiştim. Ekstrensek alerjik albolit ya da hipersansitif pnömonisi yaptığı işte şey nemli akciğer dediğimiz hastalığa sebep olduğundan da bahsetmiştim. Cevabımız B şıkkı. Sinozis, hipersansitif pnömonisi, silikozis hangisi organik tozlara bağlıdır demiş. Bisinozis ve hipersansitif pnömonisi çiftçi akciğeri dediğimiz tablo organik 1 ve 2, silikozis inorganik biliyorsunuz. Hangisi en sık rastlanan mesleksel deri hastalığı grubu diye sormuş. Biliyorsunuz en fazla rastlanan kontak dermatit. Bunu detaylandıracak olursak iritan alerjik diye %80'i iritan, %20'si alerjik. Bakın ikisini de sormuşlar sınavda. A şıkkı cevabımız. Sağlık çalışanlarında görülebilecek aşağıdaki bulaşıcı hastalıklardan hangisi koronavirüs enfeksiyonu? SARS virüs. Şimdi gündemde de monkeypox var biliyorsunuz sınavda çıkarsa. O da bir pox virüs ailesinden bir zoonoz biliyorsunuz şeyle ilgili Orta ve Güney Afrika bölgelerindeki şey olarak çıkmıştı. Detayları konuşulur şey biyolojik etkenlerle ilgili derste.
Aşağıdaki iş kollarından hangisinde nazal kavite ve sinüs kanseri gelişme riski daha düşüktür? Nazal kavite ve sinüs kanseri oluşumuna sebep olan etkenler özellikle işte nikel demiştik, krom altı demiştik, sülfürik asit dumanları demiştik, ağaç tozu demiştik, ayakkabı üretimi, mobilya endüstrisi, tekstil endüstrisi, madeni levha kaplamacılığı, bankacılık. Yani burada zaten çok alakasız olarak gözüküyor bankacılık. Uluslararası Kanser Ajansı'nın yaptığı sınıflamada olmayan diye sorduğu soru muydu? Şey diye sormuş. İnsanlar için muhtemel kanserojenik olan grup hangisi diye sormuş. Grup 2B, B şıkkı arkadaşlar. Burada lateral epikondilit soruldu şey tenisçi dirseği. Ne demiştik? Lateral epikondile bağlanan ekstansör kaslarının, kol kaslarının oluşturduğu bir durum demiştik. Bilek ekstansör kas tendonlarına yüklenmesi doğru. Tenisçi dirseği adıyla anılması doğru. El bileğin tekrarlayan ekstansiyon, fleksiyon veya süpinasyon, pronasyon hareketlerini gerektiren işlerde çalışanlarda sık görülür. Doğru. Ön kol fleksör kas. Bu yanlış çünkü bu şeyde gofçu dirseğindeydi. E'de de vida çevirme, çekiş kullanma aktivitelerinin yapıldığı işlerde daha sık görülür. Şekilde bundaki sorular. E, 2021 Mayıs'a bakalım arkadaşlar bir de. Hipersans pnömonileriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. D şıkkında bakın size özellikle vurguladığım deterjanlardaki Bacillus subtilis enzimlerine maruz kalım sonucu izosiyanat akciğeri demiş. İzosiyanat için başka bir madde olduğundan bahsetmiştim. Bacillus subtilis'inde deterjan işçisi akciğeriyle ilgili olduğunu söylemiştim. Bayağı detaylı bir soru D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde yaygın fibrozise yol açan pnömokonyozlardan değildir? Siderozis, demirle ilgili olduğu ve minimal akciğer hasarına sebep olduğundan özellikle bahsetmiştik E şıkkında cevabımız. Bunda da bakın arkadaşlar direkt silikozisi tanımlıyor. İşte burada bir sürü detay vermiş ama en tipik özelliği hilal lenf bezlerinde yumurta kabuğu tarzında kalsifikasyonlar, düzgün kenarlı küçük yuvarlak opasiteler. Silikozisi sormuş. Aşağıdaki hastalık çiftlerinin hangisi mesleki de olabilecek kene kaynaklı dermatolojik enfeksiyon hastalıkları nedenidir? Keneyle bulaşan hastalıklar açısından mutlaka onları gözden geçirmek gerekiyor. Lyme, tüleremi keneyle bulaşan hastalıklardan D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda yavru atma hastalığına, insanlarda da yüksek ateş, aşırı terleme ve eklem ağrılarına sebep olur diye Brucella'yı sormuş. Karpal tünel sendromu ile ilişkilendirilemez diye bir soru çıkmış. Tekrarlayan parmak hareketi, el bilekten sağa sola yatırma, gevşek kavrama, el bileğinin tekrarlayan şekilde ön arkaya bükülmesi, elde vibrasyona neden olan çalışmalar. Gevşek kavrama yani karpal tünel sendromu olması için gevşek kavrama değil, o sinirin baskı altında kalmasına sebep olacak kadar kuvvetli bir işlemlerin yapılması, elin öne arkaya sağa sola döndürülmesi, bükülmesi, şey yapılması, vidalama işleri vesaire olması gerekiyor ya da titreşime maruz kalması gerekiyor. Psikoloji ile ilgili soruları geçiyorum.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarda görülebilecek zoonotik hastalıklardan biri değildir? Viral hepatit bir zoonoz değil arkadaşlar, biliyorsunuz. Mesleki bulaşıcı hastalıkların işin yürütüm şartlarıyla nedeniyle olması ve enfeksiyonun laboratuvar bulgusuyla kanıtlanması gerekiyor. Hastalığın azami kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak kabul ediliyor. D1, D2, D3, D4 sınıflamayı başta bahsetmiştik. Detaylarına şeyde bulaşıcı hastalıklar konusunda girilecek. Sağlık çalışanlarında görülebilen başta bulaşıcı hastalıklar, virüslere bağlı olanlar, herpes, simplex, hepatit B, C, HIV, influenza, kızamıkçı, kaba kulak, su çiçeği. Bakterilere bağlı olanlar, tüberküloz, salmonella, meningokok, shigella, difteri, boğmaca. Diğer etkenlerden mikoplazma, Kırım Kongo kanamalı ateşi ve klamidya psittasi. Madencilerde parazit hastalıkları ve tüberküloz görülebilir. İnşaat işçilerinde, çiftçilerde histoplazmozis, çiçekçilerde sporotrikozis, orman işçilerinde kayalık dağlar humması ve tüleremi, lağım işçilerinde leptospiroz ve parazit hastalıkları, inşaatçılarda ve bahçıvanlarda tetanos görülebilir. Seyahat ilişkili enfeksiyöz hastalıklardan salmonella, malaria, shigella, giardia, sarulma, tifo, kolera sayılabilir. Arkadaşlar şeyle ilgili, keneyle ilgili hastalıklar açısından şöyle bir hatırlatma yapayım isterseniz. Şarbonda zaten en fazla deri şarbonu görülüyor. Etken Bacillus anthracis, siyah renkli deride pistül olması. Brucella'yı geçtim. Leptospira özellikle kanalizasyon işçileri açısından riskli bir hastalığına sebep oluyor. Bununla ilgili şeyimiz, bakımımız var arkadaşlar. Q humması, kuduz. Batanil ateşi, tetanos. Sitkos, lime. Lime ormanlık alanda çalışanlar yine kene ile ilgili bir şey söz konusu, etki söz konusu. Şıklarda da lime vardı hatırlarsanız. Tekrarlayan ateş yine kene ile ilişkili bir hastalık. Lekeli humma, kayalık dağlar ateşi kene ile ilişkili. Ruam tek tırnaklı hayvan hastalığı. Kırım Kongo kanamalı ateşi olan bir vaka sunumumuz vardı hatırlarsanız, yine kene ile temas. Küleremi de yine kene ile temas söz konusu. Bu şekilde kene ile bulaşan hastalıklarla ilgili. Tetanozla ilgili arkadaşlar en son sınavda kaç doz aşı yapıldı, kaç yılda bir yapıldığı ile ilgili bir soru vardı. 3 doz şeklinde yapılıyor ve 10 senede bir yapılıyor biliyorsunuz. 0, 1, 6 ya da 12 ay içerisinde yapılması tetanozla beklenen aşı. Şeyle ilgili, hepatitle ilgili de 0, 1, 6 ay şeklinde. Onu da zaten hepatit konusunu vakalarda işlemiştik, orada bahsetmiştik. Lime ile ilgili ormanlık alanda çalışanlar, tüleremi ile ilgili de yine avcılıkla ilgili, ikisi de kene ile bulaşan hastalıklardan arkadaşlar. Mesleki cilt hastalıklarıyla ilgili hangisi yanlış? Mesleki cilt hastalıklarının büyük çoğunluğu alerjik kontak dermatit şeklindedir demiş. Oysa en çoğu iritan kontak dermatit diye özellikle belirtmiştik. Şimdi bir 12'ye kadar ara veriyorum. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar.